Evet arkadaşlar, şimdi elimizde bir kare var. AB uzunluğu 6 birim demiş. Aynı zamanda kare içerisinde bir eşkenar üçgen var. Bu eşkenar üçgenin bir kenarı kareye de ait bir kenar arkadaşlar. Burası 6 çarpı bir 6 birimse buralarda bakın ne oldu? 6'şar birim oldu. Evet, şurası 6'ymış arkadaşlar. Bizden ne istiyor bir bakalım. Bizden ne istiyor? Taralı bölgenin alanını bulalım diyor. Evet, işte taralı bölgenin alanını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Buradan bakın ne yapalım? Nasıl bir şey yapalım? Şu üçgenlerin alanlarını bulup arkadaşlar, üçgenlerin alanlarını bulup karenin alanına çıkartabiliriz. Birkaç yöntem deneyebiliriz gençler. Önce gençler, eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü. Eşkenar üçgen hatırlatalım gençler şöyle. Şurası A, şurası A, şurası A ise şurası dik attığımızda bir dakika hatalı oldu. Dik attığımızda taban iki eş parçaya bölünüyordu şöyle. Bunlar eşit oluyordu gençler. Bunlar A bölü 2 oluyordu. A bölü 2. Şurası gençler Pisagor bağıntısı 30-60-90 üçgeni çıkıyordu burada. Burası A bölü 2 kök 3 oluyordu. Yükseklik A bölü 2 kök 3 oluyordu. Evet gençler, taban A, yükseklik A bölü 2 kök 3. Üçgende alan formülü yazıldığında bakın A kare kök 3 bölü 4 şeklinde bir ifade çıkıyordu. Bu eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu A ise alanı ne oldu gençler? A kare kök 3 bölü 4 oldu. Bunu kendimiz görebiliriz. A çarpı A bölü 2 kök 3 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2 ne? Taban çarpı yükseklik bölü 2'deki 2. Peki arkadaşlar. Şimdi bu alanı buradan yazabiliriz gençler. 6'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4. Ne çıkıyor buradan? 36 bölü 4. 9 yapıyor. 9 kök 3 çıkıyor bugün gençler. 9 kök 3'müş. Bu eşkenar üçgenin alanı 9 kök 3. Dursun bir kenarda. Bunu kenara kaldırıyorum. Burada başka bir şey yapacağım çünkü. Diyorum ki şuraya alan E, A, B. Eşkenar üçgenin alanı neymiş gençler? 9 kök 3'müş. Şimdi buradan bir dikme atıyoruz. Taban iki eş parçaya bölünüyor. Burası 3 birim, burası 3 birim. Peki. Şuradan bir dikme attığımızda arkadaşlar, şu taban dikme attığımızda bakın, dikkatli bakın, şu 3 birimlik uzunluk aynı zamanda şurası da oluyor arkadaşlar. Şimdi şu sarı ile boyadığım üçgenin alanı için yeterli bilgiye sahibiz. Tabanı 6 birim, yüksekliği arkadaşlar 3 birim. Yükseklik 3 birim. Dolayısıyla şu üçgeni yazdığımızda, yazıyorum bakın, alan E, B, C dediğimde bunun alanı 6 çarpı 3 bölü 2. 9 bölü 2'den 18 bölü 2'den ne çıktı? 9 çıktı. 9. Bunun alanı bakın gençler 9'muş. Sarı bölgenin alanı bakın arkadaşlar ne çıktı? 9 çıktı. Eşkenar üçgenin alanı ne çıkmıştı? 9 kök 3 çıkmıştı. Peki tamamı, bütün alanı bulalım arkadaşlar. Tüm alan arkadaşlar kare olduğuna göre 36 yapar. Evet, karenin alanı kare diyorum. Kare alan 6'nın karesinden ne çıktı? 36 çıktı. Şimdi gençler 36'dan üçgenin alanlarını, üçgenlerin alanını çıkaracağım. Eksi 9. Evet. Şöyle yapalım. Parantez almaya gerek yok. Eksi 9. Eksi arkadaşlar 9 kök 3. 36'dan 9 çıkarsa 27 yapar. 27 eksi 9 kök 3 bizim cevabımız olacaktır. Aradığımız alan 27 eksi 9 kök 3'müş arkadaşlar. Kontrol edelim işlem hatası yapmadıysak eğer. Evet, 27 eksi 9 kök 3 bizim ne oldu? Alanımız oldu. Sormak istediğiniz bir yer var mı? Hocam bir daha anlatır mısınız? Tamam, anlatalım bir daha, anlatalım. Şimdi içerideki şu üçgen eşkenar üçgen, bak işaretlediğim üçgen eşkenar üçgen. Dolayısıyla her kenar birbirlerine eşittir. Eşkenar üçgende tepeden tabana bir dikme attığımızda taban iki eş parçaya bölünür. Burası 3 birim, burası 3 birim. Şurada açı kaç derece? 60 derece. Eşkenar üçgenin bir açısı kaç dereceydi? 60 dereceydi. Bu 60 derece iki eş parçaya bölüneceği için burası 30'ar derece olacak. Şimdi burada ne çıktı? 30-60-90 üçgeni çıktı. 30-60-90 üçgeninde dik kenarları gençler bulabilmek için kuralı hatırlatayım ben size hemen.
30-60-90 üçgen için. Alt kuralı hatırlayalım. Şurası soruya uygun olarak 60 derece. Şurası 30 derece. Şurası 3 birim. Şurası 6 birim. Gençler, burada Pisagor bağıntısından bulabileceğin gibi gençler 30-60-90 üçgenlerinden de bulabilirsin. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olacaktı. Yani 3 kök 3 olacaktır. Tekrarlıyorum. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olacaktır. Neydi kural? Şöyleydi. Şurası 2A. Şurası A. Burası neydi? A kök 3'tü. Bunu defalarca yazdım. İnşallah yeterince yerleşebilmiştir beyinlerinize. Evet arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz şimdi? Gençlik. Şuranın uzunluğunu ne bulduk? 3 kök 3 bulduk. Şimdi arkadaşlar şunu yazabilirsiniz. Neyi yazıyoruz arkadaşlar? Şu boyalı düzeltiyorum. Şu EAB üçgeninin eşken üçgenin alanını yazalım. Neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 çarpı 3 kök 3 bölü 2. Buradan ne çıktı gençler? 9 kök 3 çıktı. 2 ile 6'yı sadeleştirdim. Burası 3 oldu. 9 kök 3 çıktı. Demek ki şu alan, evet gençler, taban 6, yükseklik 3 kök 3, taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne çıktı? 9 kök 3 çıktı. Şimdi gençler burası 3 birim ise bunu buraya taşıdığımızda bu ECB üçgeni için yükseklik olacaktır. Burası ne oldu? 3 birim. Burası kaç birim? 6 birim. EBC üçgeninde taban 6, yükseklik 3. Alan o zaman ne olacak gençler? Alan şöyle yazalım bir dakika. Alan EBC. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 çarpı 3 bölü 2. Ne çıktı? 9 çıktı. Gençler biz bu gençler burada eşkenar üçgenin ve EBC üçgeni alanlarını bulduk. Şeklimiz bir kare olduğuna göre karenin alanlarını, üçgenlerin alanlarını ne yapacağız? Çıkaracağız. Boyalı bölgeyi bulmuş olacağız. Karenin alanı yazıyorum. Kare alan yazıyorum. Nedir gençler? 6 çarpı 6. O da ne oldu? 36 oldu. O zaman boyalı bölge diyorum. Boyalı bölge. Boyalı bölge alan ne olacaktır arkadaşlar? Karenin alanından arkadaşlar şu üçgenlerin alanlarını çıkaracağız. Yani 36 eksi 9 eksi 9 kök 3. Bunun cevabı bakın ne çıktı? 27 eksi 9 kök 3 çıktı. Var mı anlaşılmayan bir yer şimdi? Sormak istediğiniz bir yer var mı? Yok hocam. Geçtim o zaman. Peki benzer bir soru arkadaşlar. Şeklimiz burada. ABCD kare DEC eşkenar üçgen. DC uzunluğu 4. Boyalı bölgenin alanını bulunuz diyor. Evet yapıyoruz yine. Hadi kim eşlik etmek ister bana soru çözerken? Evet arkadaşlar eşkenar üçgen diyor. Bakınız burası 4 ise burası 4 kare var şeklimizde arkadaşlar. Şuralar 4'er birim bakın. Şuralar 4'er birim. Bakın şu üçgen için neye ihtiyacım var? Yüksekliğe ihtiyacım var. Tabanı 4 birim kabul edersem şuraya ihtiyacım var. Şu alanı bulabilmek için. Aynı şekilde burası eşkenar üçgen olduğu için eşkenar üçgenin alan formülünü yazmıştım gençler. Bir kenarı A ise gençler bunun alanı alan EDC A kare kök 3 bölü 4'tü. Buradan yapabileceğin gibi gençler formülsüz de yapabilirsin. Formülü tercih ettik. O zaman ne oldu? 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Birer tane 4 giderse alanı ne olacaktır? 4 kök 3 olacaktır. Bir de uzun yönteminden yapalım. Buradan bir dik atıyorum. E noktasından D'ye tabanı bir dik atıyorum. Burası 4 birim. Burası 60 derece. Şurası 2 birim ayrıldı. 2 2 ayrıldı. Şurası 30 derece. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 olacaktı. Yani kök 3 katı olacaktı bunun. Peki bu üçgende taban 4 birim. Yükseklik 2 kök 3 birim. O zaman alan ne olacaktır? Alan EDC. Taban çarpı yükseklik bölü 2. İkiler gitti. Bakın ne çıktı? 4 kök 3 çıktı. Bakın.
Aynısını bulduk, gördünüz mü? Peki şu üçgenin alanını buluyorum şimdi. Alan A, D, E. Yazıyorum alan A, D, E. Taban 4 birim. Yükseklik 2 birim. Çünkü burası 2 ise burası 2 idi. Bu da bir dikdörtgen oluşuyor çünkü. 4 çarpı 2 bölü 2'den 2'ler gitti. 4 çıktı. Tamamının alanını bulalım. Kare alan yazalım şimdi. Kare diyelim. Kare alan diyelim. Karenin alanı gençler. Dik kenarlar çarpıyoruz. 4 çarpı 4. 4 çarpı 4 ne çıktı? 16 çıktı. Demek ki biz bu 16'dan üçgenlerin alanına çıkarırsak mavi bölgenin alanını bulmuş olacağız. 16 eksi boyalı alan diyelim şimdi. Boyalı alan. Evet arkadaşlar, 16 eksi ADE üçgeni eksi EDC üçgeni 4 kök 3. Cevabımız ne çıktı? 12 eksi 4 kök 3 çıktı. Var mı anlaşılmayan bir yer? Sormak istediğiniz bir yer var mı? Hayır hocam. Evet. Burada geçtikten sonra gençler şekil 244'ten devam edelim. Evet, şekil 244'de bakalım neymiş bu. Şöyle kapattıktan sonra. Evet gençler, ED, DEC eşit verilmiş burada. ABCD karesinin alanı 32 birim kare diyor. Karenin alanı 32 birim kare. CF ile FB eşit verilmiş. CF nerede bakalım? CF ile FB eşit verilmiş. Evet. Bize diyor ki AE F üçgeninin alanını bulunuz diyor arkadaşlar. Beraber bulmaya çalışalım. Evet. Daha önce dörtgenlerde şu şekli hatırlayın arkadaşlar. Paralelkenarda yapmıştık şu şekli. Bunun benzeri burada da kullanılabilir. Çünkü paralelkenar bir dörtgen olduğu gibi bu da bir dörtgendir. Kenar altı noktaları var bakın arkadaşlar. Paralelkenarda şeklimiz şöyleydi. Hatırlarsanız onun için bir giriş, bir hatırlatma yapalım. Şöyle bakın. Paralelkenarda şöyle bir şekil çizdiğimizde bakın kenar altı noktaları işaretliyorduk şöyle. Arkadaşlar şeklimiz şöyleydi bakın. Şu parçayla şu parça eşitti. Şu parçayla da şu parça eşitti. Bunları şöyle ayırdığımda bakın şöyle ayırdığımda evet şöyle birleştirdiğimde şu alan S birimdi. Şu alan 2S birimdi. Bu alana bu alan aynı zaten arkadaşlar. Evet. Şu alan neydi? 3S birimdi. Evet. Bunu buraya uyarlayabilirsiniz diyor. Bunu hatırlamadığımızı düşünüp biz uzun yöntemle bir yapmaya çalışalım öncelikle. Evet arkadaşlar. Ezberi olmadan yapmaya çalışalım. Soruyu kesiyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurası A birim olsun. Burası A birim olsun. Buralar A birim. Şuralar A birim. Burası 2A birim. Evet arkadaşlar. Burasının alanı o zaman ne oldu gençler? İlk kenarın çarpımının yarısı A kare bölü 2 oldu. A çarpı A bölü 2. Burası 2A arkadaşlar. O zaman buranın alanı ne oldu bakın gençler? 2A çarpı A bölü 2. Yani 2A çarpı A bölü 2. Sonuç ne çıktı gençler? A kare çıktı. Aynı alan burada da geçerli. Bu da A kare olacak arkadaşlar. Sonuçta evet. Sonuçta bakın burası A kare, burası A kare bölü 2, burası A kare tamamının alanı bakın 4 A kare yapar. Bakın tamamının alanı bakın. 2A burası, 2A burası çarptığımız zaman 4 A kare yapar. 4 A kareden gençler şunları çıkarttığımızda içerideki alanı bulmuş olacağız. Evet. Bulalım bunu da. Bakın A kare, A kare, 2 A kare. A kare bölü 2. Yani gençler 4 A kareden neyi çıkartıyoruz? A kare artı A kare artı A kare bölü 2'yi çıkartıyoruz. Burası bakın 2,5 A kare yapıyor. Dolayısıyla 4 A kareden 2,5 A kareyi çıkarsanız bakın ne kalır? 1,5 A kare kalır. Yani 3 bölü 2 A kare kalır arkadaşlar. Şurası ne olacaktır gençler? 3 bölü 2 A kare olacaktır.
Bakınız buraya da zaten uyuyor. Dikkatle baktığınız zaman buraya şu formata uyduğunu görün arkadaşlar. Bakın a kare bölü 2'ye s derseniz a kare 2s yapıyor. 3 a kare bölü 2 2 idi. O zaman burası 3s yapıyor bakın. A kare. Bakın bunu kendim yazayım. Görün. Bak hemen kodlayalım bunları. Şuna s derseniz bakın bu bunun iki katı. Burası 2 burası 2s yaptı bakın. Bakın a kare bölü 2'ye s derseniz a kare 2s yaptı. Bu da 2s arkadaşlar. Bakın a kare bölü 2 burada. S idi. O zaman burası ne oldu bakın gençler? 3s oldu. Görebildiniz mi? Yani şu hikayeyi tekrar hatırlamış olduk. ABCD karesi 32 birimmiş arkadaşlar. Şimdi 32 birim kaç s'ye eşit gençler? Toplayalım. 2s burada, 2s burada, 3s burada, s burada. Topladığımızda kaç s yapıyor arkadaşlar? 8s yapıyor. Buradan s'nin karşılığı kaç çıktı gençler? 4 birim kare çıktı. 4 birim kare. Gençler S'nin karşı 4 birim kare çıktı. Bizden ne istiyor? AEF istiyor. AEF kaç S idi gençler? 3 S idi. 3 S eşittir. 4 çarpı 3'ten 12 birim kare çıktı. 12 birim kare. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. Peki. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Kızlar. Sena. Uzun zamandır derse girmiyorsun Sena. Sena burada mı? Buradayım hocam. Sena anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Evet uzun zamandır göremiyoruz seni derslerde. Evet arkadaşlar dersi takip etmeniz sizin faydanız olur lütfen. Takip edelim. Gençler yasak salmak için değil dersi öğrenmek için girin. Evet alıştırmalar geçtik arkadaşlar. Artık burayı kapatacağız. Evet birinci alıştırmayla 247 ile başlıyoruz. Şunları bir kenara çekeyim. Şurayı keselim şimdi arkadaşlar. Şeklimiz bu arkadaşlar. Bizde diyor ki ABC'de dörtgeninde EC'nin uzunluğu 3 birim. AE ile EF dik verilmiş 90 derece. BAE açısı 60 derece olarak verilmiş. Bu açı 60 derece ise bakın buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Burası 90 derece. 30, 60, 90, burası 60 derece yapıyor. 90 burada, 30 burada bakın gençler. 90 burada, 60 burada. Görüyor musunuz gençler? Şu an 60 olarak verilmesi. Buradan hareketle ipin ucunu yakaladık. Aşağı aşağı nereye kadar vardık? Buraya kadar vardık. Şimdi arkadaşlar biz şu boyalı üçgende 30-60-90 üçgenini görelim. Rabia 30-60-90 üçgeni neydi? Hipotenüs 2A ise bunu renklendirelim. Maviyle yazalım. Hipotenüs 90'ın karşısı. 90'ın karşısı neresi? Bak şu. Gördün mü? 2A ise evet. 30'un karşısı A'ydı. 60'ın karşısı neydi güzel kızım? A kök 3'tü. Değil mi? Evet. A kök 3. Evet. O zaman 3 neye eşitmiş? A kök 3'e eşitmiş. O zaman A'nın karşılığı ne olacaktır? Kök 3 olacaktır. Çünkü kök 3 çarpı kök 3 ne yapar? 3 yapar değil mi? Evet. X'i istiyor. O zaman X'in karşılığı bak. Yani A ne çıktı? Kök 3 çıktı. Oldu mu? Bu kadar kolaymış. Anlaşılmayan bir yer var mı? Kaçırdığınız bir yer var mı arkadaşlar? Yok hocam. Evet geçiyorum o zaman bunu. 248. şekildeyiz arkadaşlar. Gençler 90 dereceyi böyle iki eş parçaya bölmüş. Yani açılar kaçar derece? 45'er derece bakın. Bu açılar 45'er derece. Evet o zaman burası ne kaldı? 90 derece kaldı. Aynı şekilde burası da 90 derece oldu. Gördünüz mü gençler? Bakın şununla şu eşit olacağı için yine burada ne var? İkizkenar bir üçgen var. Bak bu da 45, 45, 90 üçgeni var. 45 derece burası, 45 derece burası. Yani sonuçta şu parça, şu parçaya eşit, şu parça da şu parçaya eşit çıktı. Gençler buraya 10 demişler. Şurası ne oldu? 6 oldu. Bakın şurası 6. Niye? Dikdörtgen şeklimiz. Peki bizden istediği ne? Arkadaşlar
EK'nın KB'ye oranı, EK'nın KB'ye benzerlik oranını bulabilirsin diyor, bulun diyor veya. Arkadaşlar ne yapalım? Burada şu uzunluğu bulabiliriz. Evet. Bunu şuradan bir dikme attığımızda gençler iki eş parçaya bölünecektir. Şurası, şurası ve şurası eşit olacaktır. Hatırlayın kural şöyleydi. Bir dik üçgende kenar ortay arkadaşlar ile kenar ortay doğrusu birbirlerine, kenar ortay doğrusu ile kenar ortayın parçaladığı taban uzunluklar birbirlerine eşit. Dolayısıyla bakın şurası kenar ortay oldu. Aynı zamanda dik. Arkadaşlar buralar beşer birim çıktı. Bakın. 5, 5, 5. Burası 5 birim çıkıyorsa, şu uzunluk 5 birim çıkıyorsa arkadaşlar, şurası ne olacaktır gençler? 1 birim çıkacaktır. Bakın. Gördünüz mü? Gençler burada benzerlik oranı 1'e 5'tir. Aynı şekilde bu benzerlik oranı kenarlar arasında da geçerlidir. Bakın bu benzerlik oranı EK'nın KB oranına eşit olacaktır. Bakın benzerlik oranı bakın gördünüz mü? 1 ve 5. Çünkü 45 gençler benzer üçgenlerde kenarlar arasındaki ilişki aynı zamanda yükseklikler arasındaki ilişki olarak da düşünülebilir. Yani yüksekliklerin oranını benzerlik oranı olarak düşünebiliriz. Zaten burada sordu bize benzerlik oranıdır. EK bölü KB benzerlik oranı. Çünkü EK'da 45 tarafından görülüyor. KB'de 45 derece tarafından görülüyor. Sonuçta EK bölü KB yüksekliklerin oranı olacak. Yani 1 bölü 5 bulunmuş olacak. Anlaşılmayan bir yer var mı? Evet, sormak istediğiniz bir yer var mı? Yok hocam. Yok burası hocam. 1 birim. Burası 5 birim. Buralar 5'er birim arkadaşlar. Evet, bakın benzerlik oranı yüksekliklerin oranı oldu. 1 bölü 5 çıktı. Geçiyorum bunu. İki sıfır dokuzuncu şekildeyiz arkadaşlar. Burada ABC dörtgeninde DE açıortay, DE 12 birim, AECD açısı 60 derece, CEX demiş, bulunuz demiş. Arkadaşlar burası 60 derece ise burası kaç derece oldu? 30 derece oldu. Burası 90 dereceden buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Peki bu açı kaç derece? 45 derece. Nereden bildiğim? 92 eş parçaya bölmüşüz. O zaman burası 90 derece, buraya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. Buradaki kenar bir üçgen var arkadaşlar. Dikkatli bakalım. İkizkenar dik üçgen. İkizkenar üçgen diye şuraya biz A dersek, şuraya A dersek, buranın karşılığı neydi? A kök 2 idi. Hatırladınız mı? Demek ki A kök 2 evet, evet. Neye karşılık geldi? 12'ye karşılık geldi. Bunun 12 olması için arkadaşlar buranın olması lazım? A 6 kök 2 olması lazım. Çünkü 6 kök 2 ile kök 2 çarparsanız kök 2 çarpı kök 2 2 yapar. 6 çarpı kök 2 12 yapar. A 6 kök 2 çarpı kök 2 12 yapacaktır. Demek ki A'nın karşılığı bakın ne oldu? A6 kök 2 oldu. Bakın şurasıyla burası eşitti. A6 kök 2 de burası çıktı. 60'ın karşısı 6 kök 2 ise bakın arkadaşlar kural neydi? Şöyleydi. Bunun için bir işlem yapalım. Şuraya biz ne diyelim? Y birim diyelim bakın. Burası 30'un karşısı Y birim ise 90'ın karşısı 2Y birimdi. 60'ın karşısı neydi? Y kök 3 birimdi. Hatırladık mı? Şu eşitliği kullanarak evet. Neye geçeceğiz? 2Y'ye geçeceğiz. Y'yi bulup 2Y'ye geçeceğiz. Yani aradığımız 2X'i bulmuş olacağız. Gençler biz burada 6 kök 2 eşittir Y kök 3 ifadesinde. Gençler 6 kök 2 kök 3'e bölüyoruz. 6 kök 2 bölü kök 3. Neye karşılık geldi? Y'ye karşılık geldi. Buradan kök 3 ile genişletirseniz burayı 6 kök 2 çarpı kök 3 bölü 3. 3 ile 6'yı sadeleştirin. 2 oldu burası. 2 kök 6 çıktı bakın. Y'nin değeri kök 6'ymış. Biz 2Y'yi arıyoruz. 2Y'ye bakın ne oldu? 2 kök 6 çarpı 2. Yani 2 çarpı 2 kök 6 eşittir 4 kök 6 bulunmuş oldu. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Bakın 30-60-90 işini burada bir daha yazdım. Gördünüz mü gençler? Bakın y 30'un karşısı y, 60'ın karşısı y kök 3, 90'ın karşısı 2y yaptım. Görebildik mi arkadaşlar? Evet hocam. Şurası da 45-45-90 üçgeni. 45-45-90 üçgeni neydi? Kenarlar a birim ise hipotenüs neydi? A kök 2 birimdi.
Bunu kullandık. Yani a kök 2 eşittir 12 yaptık. Buradan a'yı 6 kök 2 bulduk. 6 kök 2 bulduk a değerini. Geçiyorum arkadaşlar. Hocam gençler dersimiz dersimiz bitti. Bitti. Görüşürüz. Evet hocam. Görüşürüz hocam.